Evet merhabalar bu videomuzda beraber pilotli sat kavramını öğrenmeye çalışacağız. Ben bir notebook hazırladım. Bu notebook'un linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İsterseniz ortamda çalışarak bakabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için pilotlinin kendi web sitesinden incelemeye başlayabilirsiniz. Öncelikle ilgili paketlerimi import ediyorum. Burada kullanacağım modülleri, fonksiyonları, paketleri. Numpy'yi kullanmadık burada fakat ee, yine de import etmişiz. Seaborn bizim veri setimizi çağıracağımız der ki bildiğimiz gibi tip veri seti var içerisinde. Ben de genelde bunu kullanıyorum. Hepimizin aşina olduğu kolay bir veri seti. Pandas'ı gruplamak için kullanıyoruz. Graph Objects'ı e, figürleri oluşturmak, pilotları oluşturmak için kullanıyoruz. Make MakeSubplot fonksiyonu ise pilotinin altında subplot'tan gelen bizim asıl kullanmamız gereken bizim için bu videonun konusu olan fonksiyon. Peki sap nedir? Bir grid içerisinde düzenlenmiş mini pilotlar diyebiliriz. Bu sayede bir veri setine ait farklı pilotları aynı grid içerisinde, aynı görüntü içerisinde veya da bir veri setine ait farklı alt kümelere ait aynı pilotları göstermek için kullanabiliriz. Yani bir veri seti var, elimizde farklı kümeler var, kızlar, erkekler, kadınlar, erkekler, bunlara ait grafikleri aynı ekran içerisinde gösterebiliriz. Peki subplotları nasıl kullanabiliriz? From pilot bir daha subplot sap altından make pilot fonksiyonunu import ediyoruz. Bu dokümanın hazırlandığı günlerde plot express ile pilot kullanımı desteklenmemektedir. Bunu da unutmamakta fayda var. Belki ileride kullanabiliriz. Ardından veri setimizi yüklüyoruz. SNS altından Seaborn'un içerisindeki load dataset fonksiyonuyla tips veri setini yüklüyoruz. Veri setimizin ilk 5 gözlemine bakıyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Bildiğimiz için info diyerek veri setini inceliyoruz. Hiçbir tane null değişken, null değeri olan bir kolon yok. Veri tiplerini görüyoruz. Describe transpozunu alarak da numerik değişkenlerimizin istatistiksel e, özetlerine erişebiliyoruz. Ardından ilk subplotumuzu oluşturacağız. Bunun için e, grupluyoruz, veri setimizi grupluyoruz. Neye göre? Sex ve day de, e, değişkenlerine göre grupluyoruz ve bunların indeks değer almasını istemeyip bütün gruplanmışların toplamını alıyoruz. Ardından e, gruplanmış veri setimizi burada görebiliriz. Şimdi bizim videomuzun konusu burası bir figür değişkeni oluşturuyoruz bu bize bir go figür yapmış gibi bir figür verir bir de bir grid veriyor kaç satırdan ve kaç sütundan oluşacağını bu şekilde set ediyoruz rows and columns parametreleriyle burada bir satır iki sütundan oluşacağını belirttik ardından oluşturduğumuz figürü aynı diğer figürlerde olduğu gibi ki bir bu videoda birazdan ilerleyen dakikalarda şeyi de göreceğiz plot layering plot katmanlama plot üzerine plot çizmeyi de göreceğiz burada da aynı işlem var ki ki bunu siz de yapmışsınızdır. Pick add trace diyerek içerisine graph objects ile beraber figürümüzün içerisine bir figür daha ekliyoruz. Bir trace yani bir grafik daha ekliyoruz. Burada var grafik ekliyorum. X değişkenine cinsiyeti erkek olan günler geliyor. Y değişkenine ise cinsiyeti erkek olanların toplam bağış, toplam bahşişleri geliyor. Ardından bu pilota bir isim veriyoruz. Mail adında ki burada görebiliyoruz. Bunu ekledikten sonra bakın burada grafiğimizi ekledik. Ardından add trace'e iki parametre daha yollamamız lazım. Hangi satır ve hangi sütuna geleceğini de burada set ediyoruz. Aynısını tekrar kadınlar için yapıyoruz. Female day, female tip, name female diyerek birinci satır ikinci koluna geleceğini belirttik. Ki burada zaten pilotumuzu gridimizi ilk oluştururken bir satır iki sütundan oluşacak şekilde ayarlamıştık. Burayı da çalıştırdıktan sonra Aşağıda kaldı. Ee, gördüğünüz gibi birinci satır birinci sütuna erkekler, birinci satır ikinci sütuna da bayanlar, kadınlar geldi. Ee, buralara title atabiliyoruz Birazdan bunları göreceğiz. Şimdi zaten sap pilotun olayı da bu. Burada bir de pilotların tiplerini belirtebiliyoruz istersek. Ee, fakat ona çok girmedim. Genelde çok Böyle maplerle çalışırken falan benim ihtiyacım olmuştu. Bu tarz böyle basit grafiklerde çok ihtiyacım olmadı. Ama isterseniz hemen bunlar sap pilot altından bakabilirsiniz. Aynı şekilde pilotlara özel özellikle de il genişlikte verebiliyoruz. İşte birinci satırdaki birinci pilot, birinci satır birinci sütundaki pilot yüzde %70'i kaplasın, birinci satır ikinci sütundaki de yüzde %30'u kaplasın gibi gibi. Ama bu videoda onları da girmeyeceğiz. <laughs> Ardından sap bloklarımızı güzelleştirelim bölümüne geliyoruz. Bloklara title vermek. Tekrar grupluyorum değişkenimi. Aslında hiçbir işlem yapmadık ama bu bölümün altında da neler yaptığımız adım adım yazmış olmak için yapıyorum. Ardından bir figür oluşturuyoruz. Bir satır iki sütun tekrar. Bu sefer subplot titles o parametresine bir liste yolluyoruz. Bu listenin içerisinde sırasıyla bizim sap bloklarımızın title'ları başlıkları yer alıyor. Birinci satır, birinci sütun, birinci satır, ikinci sütun, birinci satır, üçüncü sütun diye gidebilirdik. Biz eğer üç sütun yapsaydık Ardından erkekler kadınlar olarak title'ları belirledim. Burada değiştirdiğim hiçbir şey yok. Tekrar aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi buraya title'larım gelmiş oluyor. Erkekler ve kadınlar şeklinde. Subplot titles parametresi sayesinde bunu yapıyoruz. Ardından şu kısım önemli aslında bu da standart pilot özelliklerinden yani sap pilotta çok bilgisi yok oluşturduğumuz grid ki sonuçta bu grid de bir figür oluyor bu figürün layout'unu update ediyoruz. Bu kısım title parametresi figür update layout, update layout fonksiyonuyla beraber kullanabiliriz. Buraya yazdığımız string bizim ana figürümüzün başlığı olacaktır. Title x dediğimiz olay ise şurayı bir x düzlem olarak düşünün bu x düzleminde e, ne kadar ortada veya yüzdelik olarak ne kadar sağa sola oynayacağı yüzde 90 deseydim sağ tarafa doğru gidecekti hemen bakalım gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru gitti ama aynı şekilde aynı figürleri tekrar bunun üzerine çizdi aslında burada da bir nevi plot layering yanlış bir plot layering yapmış olduk diyebiliriz şimdi bir figürü baştan oluşturup gönderelim yine bunları aç kapa yapabiliyoruz Şimdi pilotlar arasında x eksenini paylaştıralım. Shared x, shared underscore x access equal true parametresiyle beraber e, figürümüz içerisindeki x eksenini paylaştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi x ekseninde aynı şeyler var. Tek yapmamız gereken bu pilotu bunun altına alıp bir adet x ekseni oluşturmak. Ki bunu pilot değerinde de yapabilirdik ama konumuz subplots olduğu için subplots yapacağız. Tekrar birimizi grup diyorum. Yeni bir figür oluşturuyorum ve bu sefer shared x access true parametresini geçiyorum. Ardından bunu for döngüsüyle yapmak istedim. Böyle de bir değişiklik olsun beraber görmüş olalım diye. Çünkü bu çok böyle e, manuel oluyor. Bunu daha fazla değişkenimizde unique ve illüller olduğunda daha fazla alt alta yazmamız gerekecekti. For döngüsüyle yaptığımız zaman daha kolay olacaktır. Bir satır numarası oluşturuyorum. Row number diyerek ardından bir trace yani bu bizim data frame'in sex sütunundaki unik değerlere denk geliyor. Ardından her bir unik değer için oluşturduğum bu figüre yeni bir değer atacağım. Burada önemli olan unutmamamız gereken satır ve kolon numaralarını vermemiz gerekiyor. Bizim burada bir kolonumuz olduğundan dolayı yani bütün figürler 10 tane de olsa alt alta listeleneceğinden dolayı burada bir sıkıntı olmuyor ama e, kolon de, sütunlarımızda da birden fazla sütun sayısı varsa orada if sorgularını yazmanız gerekebilir. Ardından her bir unique değer için e, o değerin olduğu veri setini filtrele ve onun kendi değini gönder. E, i̇lgili mesela mailse, seksi mail olanın değil seksi mail olanın tipi gelsin, neymedi e de trace dediğimiz yani unik değerin adı gelsin ki o da mail oluyor. Ardından row dediğimiz row number'ı birden başlatmamız gerekiyor burada listeler gibi indeks sıfır muhabbeti yok birinci sütuna birinci satıra gelsin ve sütun sayımız sağ stabil olduğundan dolayı birinci sütuna geldi. Her döndüğünde bunu bir arttıracak ve bu sayede aşağıdaki plotu oluşturabileceğiz. İlk döndü bunu oluşturdu. Mail'i ardından ikinci unique value'ya geldi. F mail, F mail içinde bunu oluşturdu. Üçüncü bir e, unique value olsaydı altına da onu atacaktı. Çünkü row number'ımız otomatik olarak count ediliyor. Ardından plot katmanlama layering dediğimiz olay ise aslında Yine tahmin edici birçoğumuzun bildiği olaydır. çoklu pilotların birbiri üzerine gelmesiyle oluşmaktadır. Birden fazla bir e, gridsiz bir şekilde bir figürün içerisine birden fazla pilot eklemek ile bunu yapabiliriz. Ve burada ayrılmış gridlerimiz yoktur. race fonksiyonu kullanılır. Bir figür içerisine birden fazla pilot çizilmek diyebiliriz. Tekrar veri setimi grupluyorum. Ardından figür figure figür diyerek boş bir figür oluşturuyorum. Ardından figürün içerisine normal bir addRace fonksiyonuyla standart basit bir ee, pilot çizdiriyorum. Bir bar pilot çizdiriyorum. Bu da nedir? Sex değişki, sex kolonu, erkek olanların günü, sex kolonu, erkek olanların bahşiş sayısı gelsin. Bunun name adında mail olarak name'ini set ettim. Bu stand basit bir grafik çizdirme temel bir pilot bir bilgisi. Bu işlemi tekrar yaptığım zaman işte buna plot katmanlama plot layering deniyor. Bunu yapmak için de tekrar bir pick fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Bu sefer bir line chart çizdireceğim. Bu da zaman değişkeni olan bir veri seti olsaydı daha tatlı daha hoş gözükebilirdi. Fakat ben şu an anlamamız için bunu yaptırıyorum. Şu an bakın tekrar bir boş figür oluşturdum. İçerisine bir bar sütun attım, bar pilot attım. Ardından tekrar oluşturduğum bu figürün içerisine bar pilotu içeren figürün içerisine bir figür daha oluşturuyorum. Yani daha doğrusu bir figür daha ekliyorum. Scatter pilot ekliyorum. Bu da seks değişkeni female olanın değil, seks değişkeni female olanın tipi gelsin olarak set ediyorum. Ardından scatter plot'un modunu lines and markers olarak işaretliyorum ki bana bir çizgi grafik line chart gözüksün. Buna da name olarak female diyorum ve bu şekilde de plot layering, plot katmanlama işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Umarım faydalı olmuştur. Şurada söylemeyi unuttum sanırım bir şey var. Aynı şekilde y-access diyerek de bunu yapabiliriz. Ee, buraya şu an aklıma bir örnek gelmiyor ama sanırım bunları yan devirseydik ee, horizontal yaptığımız zaman orientation horizontal yani yatay bir şekilde yaptığımız zaman Thursday Friday günler y eksenine gelecekti bu sayede y ekseninde de paylaşıp bu sefer bir sat, iki, bir, iki satır bir kolon yerine bir satır iki kolon yapıp y ekseninde de paylaştırabilirdik bu şekilde söylemiş olalım umarım faydalı olmuştur İyi çalışmalar dilerim